Habertürk.com hoş geldiniz. Fed, Amerikan Merkez Bankası Fed çeyrek puanlık bir faiz artırımına gitti. Bankacılık krizine rağmen bu artışı yaptı. Beklentileri karşıladı mı? Piyasalarda nasıl karşılandı? Dış politikada Çin ve Rusya öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Son olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya ziyareti oldu. Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Bu ziyaretle ilgili yorumlar, değerlendirmeler neler? Türkiye-ABD ilişkilerinde de süregelen gündem maddeleri var. Ayrıntıları konuşacağız. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la. Sayın Çınar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyaz Saray'dan yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Önce FED'in kararıyla başlayalım isterseniz. Çeyrek puanlık faiz artırımına gitti. Durdurabilirdi ya da düşürebilirdi. Beklentiler ne yöndeydi? Çünkü devam eden bir süredir de bir bankacılık krizi vardı. İflas eden bankalar vardı. Nasıl karşılandı bu karar? FED kararı ve Powell'ın basın açıklamaları sonrası bir süre hisse senedi artar gibi oldu. Ancak Yellen'in mevduat açıklamalarıyla beraber sert düşüşler yaşandı dün çarşamba günü. Yellen mevduata tam kapsamlı garanti desteklenmeyecek açıklaması piyasalarda bayağı etki yaptığını söyleyebilirim. Ama Fed geneline gelirsem birçok kesimin piyasanın beklentisi her ne kadar bankacılık krizi olsa da çeyrek puanlı bir baz artışının olacağı ile ilgiliydi. Ama şunu Powell net şekilde söyledi. Bankacılık sektörü güvende, mevduat sahiplerini korumaya devam edeceğiz. Hedefimiz enflasyonu %2'ye düşürmektir dedi. Tabii enflasyonun hala yüksek olduğunu, iş gücü piyasasının da sıkı olduğunun da altını çizdi. Faiz politikaları ile ilgili de çünkü bundan sonraki adımlar konuşuluyordu. Evet. Faiz politika larında makro sonuç odaklı politikalara ağırlık vereceğini açıkladı. Bu da önemliydi ve sıkı kredi koşulları faiz arttırımı yerine geçilebilir açıklaması da bence önemli demeçlerinden birisiydi. Genele baktığımızda yani Powell güvence vermeye çalışsa da hala bankacılık sektöründe acaba bundan sonra hangi banka sıkıntı çekebilir, iflas edebilir? Diğer büyük bankalar yine böyle bir kurtarma operasyonuna gider mi? Bunlar da hala tartışılmaya başlandı. Yani bir tedirginlik var. Tedirginlik havasının olduğunu söyleyebiliriz. Ama Powell, biz enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz açıklamaları dün basın toplantısında damgasını vurdu. Evet. Peki bankacılık sektöründeki bu kriz devam eder, derinleşirse, iflaslar sürerse sonraki toplantısı Mayıs ayında, değil mi Fed'in? Durdurma, faiz durdurma ya da düşürme kararı gelebilir mi? Böyle bir beklenti olur mu? Şimdi faiz artışının olması veya durdurulması Powell'ın demeciyle ekonomik verilere bağlı. Bundan sonra Mayıs'a kadar gelecek ekonomik veriler, enflasyon verisi, istihdam ve diğerlerine göre karar verecekler. Ama tabii faiz artışlarında küçük ve orta düzeyde bankaların sıkıntı çekme ihtimalleri hep göz önünde. Eğer bu sürpriz şekilde bazı bankalar da çöküş, iflas yaşanırsa o zaman Mayıs'ta belki bir arttırım olmaz ama Powell'ın dünkü açıklamalarından sanki yine bir çeyrek puanlık faiz artırımı yine en son yapılacak gibi bir hava aslında hissedildi dün. Evet. Peki dış politikada Çin ve Rusya'yı biz uzun süredir konuşuyoruz. Öncelikli gündem maddesi iki ülkede ve iki ülkenin devlet başkanları bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Nasıl yankılandı bu görüşme ABD'de? Yakinen takip edildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden John Kirby aslında eleştirdi de ikili ilişkilerden aslında endişeli Washington DC. Çünkü uzun zamandır Çin'in Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya askeri mühimmat destekleme konusunda bazı endişeleri olduğunu açıklamıştı. Ayrıca John Kirby hala Çin'in Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamadığını belirtti. Aynı şekilde ekonomik, ticaret, güvenlik, teknoloji olmak üzere birçok alanda dünya düzenini bozacak şekilde bazı adımların
sıkıntı yaratabileceğini de altını çiz. Yani genel anlamda Washington endişeliydi. Ama 3 günlük Çin Devlet Başkanı'nın Moskova ziyaretine baktığımızda tamamen bir şova döndü, güç gösterisine döndü. İki güçlü ittifak olarak dünyaya mesaj verdiler. Bilhassa Çin'de nükleer tesisleri Rusya'nın yapacağıyla ilgili açıklamalar, Rusya'nın doğal gaz ve petrol satışını Çin'e arttıracağıyla ilgili açıklamalar tabii Batı'da ve ABD'de çok sıcak karşılanmadı. O nedenle Washington temkinli belli tedbirleri her alanda almaya devam edecek sinyalini biz buradan gördük. Evet, bir önceki haftada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'daydı. Yine Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Desteğini yineledi Rusya-Ukrayna Savaşı meselesi dolayısıyla. Üst üste bu ziyaretler yine endişe verici ABD tarafından, değil mi? Kesinlikle yani Rusya yurt dışında büyük şu anda yaptırımlar devam ediyor. Buna rağmen hala ben ayaktayım, yaptırımlardan etkilenmedim mesajını böyle büyük diplomasi toplantılarıyla da gösteriyor. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Çin'le ilgili bilhassa Çin'in de geçen hafta İran'la Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapması da burada soğuk duş etkisi yarattı. Bunu kabul etmek lazım. Yani Çin'de normalde içine kapanı görünen Çin son bir aydır artık yine Çin'in kazanmasıyla dünyada bir uluslararası bir diplomasi atağına girmiş görünüyor. Peki ABD'nin Ukrayna'ya desteği de bir yandan sürüyor, öyle değil mi? Evet, Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Rusya'nın toplantıları haftasında 350 milyon dolarlık yeni bir askeri destek vereceğini açıkladı. Bu önemliydi. Aynı şekilde Pentagon'dan yapılan açıklamada Amerikan Abrams tanklarının sonbaharda Ukrayna'ya teslim edileceğini de verildi, söylendi. Yani Amerika askeri finansal anlamda ciddi desteğine devam ediyor. Yine Washington merkezli IMF'de Ukrayna'ya 15 milyar dolarlık bir maddi destek sözünde bulundu ve uluslararası düzeyde de Ukrayna'ya her konuda destek devam ediyor. Peki. Çin'le bağlantılı olarak devam etmek isterim. Sosyal medya uygulaması TikTok'la ilgili yasaklar bir süredir tartışma konusuydu. Hatta resmi görevlilerin kullandığı cihazlar da yasaklandı. Nedir son gelişmeler? Yasak devam ediyor mu? Ülke genelinde yasaklanma ihtimali var mı bu uygulamanın? Şimdi 33 tane eyaletteki resmi kurumlarda zaten yasaklı. Yani çalışanlar aplikasyonu yükleyemiyorlar, Evet. kullanamıyorlar. Eyaletin kendi aletlerinde, telefonlarında bunu yükleyemiyorlar. O nedenle bir yasak devam ediyor. Ama Amerika genelinde bir yasak şu an yok. Senato'da sunulan bir yasak var. Yani TikTok'un yasaklanması konusunda. Ve şu anda da bunun üzerinde çalışılıyor. Ana neden de hatırlatmakta fayda var. TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit amacı taşıdığı ve kullanıcıların tüm datasını, verisini sakladığı, lokasyon dahil tespit ettiği ile ilgili endişeler olarak belirtebiliriz. Bugün de Amerikan Kongresi'nde TikTok'un CEO'su bir konuşma yapacak. TikTok'un bir zararlı bir aplikasyon olmadığını yani bir güven verecek, öyle açıklama yapacak Amerikan Kongresi'nde ve Kongre üyelerinde sorularını cevaplayacak. Çok enteresan bir açık oturum olması bekleniyor. Çok sert sorular gelecek, çok sıkıştıracaklar TikTok CEO'sunu. Bu da ana gündem maddelerinden bir tanesi şu anda Kongre'nin. Evet. Peki iç gündemde başka maddeler var ama biz gelelim Türkiye-ABD ilişkilerine. Bir süredir süregelen meseleler var. Masada olan ve inişli çıkışlı devam eden, çözülemeyen, belki de dondurulmuş demek daha doğru. Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir raporu geçen günlerde ortaya çıktı. İnsan hakları raporunun Türkiye bölümünde ciddi eleştiriler var. Geçen senede olduğu gibi yine 2022 raporunda da. Nasıl, nedir son durum Türkiye-ABD ilişkileri açısından değerlendirirseniz? Tabii Türkiye ile ilgili hala sıkıntılar Washington'da var. Türkiye'nin de Washington'la sıkıntıları var. Yani iki tarafta da karşılıklı sıkıntılar var.
Bilhassa Genelkurmay Başkanı'nın Kuzey Suriye'de ziyareti de Türkiye'de rahatsızlık yaratmıştı. Evet, Ama baktığımızda bilhassa Biden yönetimi Türkiye'nin de içinde olduğu 2022 İnsan Hakları raporu ki 103 sayfaydı, çok ağır maddelerle Türkiye'yi sert şekilde eleştiren, gözlemlerini anlatan bir raporu gördük. Aynı şekilde Biden yönetimi ikincisini düzenleyeceği demokrasi zirvesine Türkiye'yi bu sene de davet etmedi. Bu aslında bir mesaj olarak algılanabilir. evet. Türkiye'ye bunu da belirtmekte fayda var. Tabii F-16 konusu dün Amerikan Kongresi'nde Dışişleri Bakanı Blinken kendi bütçesiyle ilgili açıklamalarda bulunurken Senato Dışişleri Başkanı Menendez Türkiye ile ilgili ağır eleştirilerde bulundu ve F-16'yı desteklemeyeceğini satışını tekrar yineledi. Hatta birçok sorun varken Türkiye nasıl bir ülke sizin için sorusuna Bakan Blinken zor bir müttefik açıklamasında bulundu. Bu zor kelimesi de ikili ilişkilerdeki aslında sıkıntıyı gösteriyor. Tabii gözler Türkiye'de yaklaşan 14 Mayıs'taki seçimden sonra Türk-Amerikan ilişkileri ne olacak? Yeni sayfa açılacak mı? İktidar da kim olacak? Bunlar da tabii farklı platformlarda konuşuluyor. Yakinen ABD'de takip ediyor şu anda seçim sürecini. Evet, giriş yani daha doğrusu raporun özet kısmında, Türkiye ile ilgili bölümün özet kısmında ağırlıklı eleştiriler, genelinde de gerçi öyle ben biraz göz attım. PKK ve FETÖ mesela çok fazla geçiyor. Türkiye'ye yönelik eleştiriler başlığı altında. Öte yandan Türkiye'nin bölgede normalleşme adımları da var son dönem. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu eleştirileri? Bu çıkışları yine son dönem inişli çıkışlı ilişkilerde gelinen yine gerilimli noktayı normalleşme adımlarıyla da ilgisi var mıdır sizce Türkiye'nin son dönemdeki? Açıkçası fazla yok. Yani iki ülke arasında güven sorunu devam ediyor. Bunu net şekilde görüyoruz. Ama tabii aynı zamanda da işte diplomasi kanallarının açık olması, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu buradaydı, Blinken'la mevkidaşıyla iyi bir diyaloğu var. Evet, sorunlar var ama Evet. diyalog kapısının açık olduğunu görüyoruz. İşte Ukrayna konusunda tahıl krizinin çözülmesi Türkiye'nin liderliğinden ABD'nin memnun olduğunu biliyoruz. Ağırlıklı olarak ticaret hacminin 35 milyarı geçmesinden dolayı bir memnuniyet var. Yani olumlu maddeler de var, olumsuz maddeler de var ama ağırlıklı olarak savunma, güvenlik alanında iki ülkenin arasında bir sıkıntının yaşandığı, yaşanmaya devam edeceğini bilhassa kongre çerçevesinde daha da görüyoruz. Dediğim gibi seçimden sonra hangi iktidar, hangi parti kazansa bile yeni bir sayfa açılacaktır. Yani yeni bir dış politika, yeni kabine hem muhalefet için hem de şu andaki iktidar için yani dış politikada yeni revize, yeni normalleşmeler göreceğiz. O nedenle ABD de bunu tabii yakinen takip ediyor. Yeni bir dönem başlayacaktır sonrasında diyorsunuz. F-16 meselesinde kongredeki tutum çok önemli bir engel değil mi? Biden yönetimi her ne kadar olumlu ışık yaksa da pek çok kez sizinle de konuşmuştuk. Bu noktada bir hayır, önemli bir engel tabii. Evet, yani Amerikan Kongresi'nden şu şartlarda F-16'nın kabul edilmesi yani itiraz edilmemesi zor görünüyor. Şu an itibariyle zaten resmi olmayan bir bildiri oldu. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı bildirdi böyle bir satış gerçekleştirmeyi niyetimiz var diye. Şu anda kongre üyeleri, dış komite üyeleri olmak üzere gerekli komite üyeleri bu talebe bakıyorlar. Ne zaman kongre hazır olursa resmi bildirimi Dışişleri Bakanlığı sunacak. Eğer 15 gün içinde itiraz gelmezse satış gerçekleşmiş olacak. Ama öyle bir ortam görünmediği için, olumsuz bir ortam olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı resmi bildiriyi yollayamadı. Ne zaman yollayacağı da net değil. Seçimden sonra kalması artık kesin gibi görünüyor. Ama bu süreçte biz Yunanistan'ın F-35 talebinin Amerikan Kongresi'nden geçme ihtimalinin kabul edilme ihtimalinde çok yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Yani bir yanda Türkiye ile sıkıntı, diğer yanda Yunanistan'a açık çek ve destek full devam ettiğini söyleyebilirim.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz var mı son olarak Sayın Çınar? ABD'de gündem ağırlıklı olarak iç politikada ekonomi olduğunu belirtebilirim. Ağırlıklı olarak Trump soruşturması var. 2024 başkanlık seçimleri var. Ve bugün de Biden Kanada'ya gidiyor. 2 günlük iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek anlamında. Genel anlamda Biden'ın Beyaz Sarayı'nda şu anda gündemi iç politika olduğunu söyleyebilirim. Evet, Trump soruşturması demişken davalardan bir tanesi, devam eden soruşturmalardan birinde ertelendi. Bir çağrısı oldu değil mi taraftarlarına? Fakat çok karşılık görmedi zannediyorum. Bir mağduriyet yaratma çabası mı var? Nasıl etkiler başkanlık adaylığı sürecini Trump'ın bu soruşturmalar? Tabii belki tutuklanmaların açıklaması sonrası ciddi bir maddi destek kampanyası başlatmıştı. O nedenle tüm dikkatleri ve gündemi kendisine çevirmeyi başardı. Ve şu anda büyük jüri net kararını vermiş değil. Bugün yine toplanıyorlar. Haftaya çarşamba yine mahkemede yine toplantı var. Yani New York'taki dava süreci devam ediyor. Ama hemen Trump'ın tutuklanması söz konusu değil. Zaten suçlu bulunduktan sonra avukatlarıyla koordine edilmesi gerekiyor. Daha sonra da eğer mahkemeye getirilebilirse işte sabıka fotoğrafı, parmak izi olmak üzere işlemler olacak. Ama şu an itibariyle bu kadar netleşen bir sürece daha girilmiş değil. Ama bunu Trump çok büyük bir olay olarak kamuoyuna etki yaratma anlamında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz, katılımınız için. ABD'de Fed'in açıkladığı faiz kararının yankıları sürerken iç ve dış politikada öne çıkan başlıklar ve ABD-Türkiye ilişkilerinde süregelen devam eden konuları ele aldık, ayrıntıları konuştuk. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.